Şimdi bu aferin Avrupa'dan da bakacaklar aferin diyecekler deyince aferin Türkiye'ye diyecekler deyince e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün buna bir cevap verdi. Dedi ki içlerinden biri çıkmış batı bize aferin diyecek diyor. Yazıklar olsun buna bu kadar mı muhtaçtın ya düştükleri hale bak diye bir tepki gösteriyor. Kısacası böyle bir polemik var şu anda siyasette. Evet. Hocamla başlayalım. Ne diyorsunuz evet. bu konuya? Evet. Kalsın, kedi kucakta evet. kalsın. Evet. Gayet güzel. O, ee, oranın yani doğal ben, bir parçası. Ben hatta tweet attım bu son derece e, evet. evet şöyle vereyim konsantrasyonu yaşıyor. <laughs> Allah orada evet. yumuşattı yani. Şimdi hiç kimse hiçbir güç, bir başka güce ya da devlete öyle seçim şeylerini okuyarak aferin demez. Hangi koşulda der? Kendi çıkarlarıyla örtüşen hususları görürse aferin der. Kim o Avrupa? Bir de Avrupa'yı bir anlayalım. Neresi o Avrupa? Yani bizi mavi vatan stratejimizi saldırganlık olarak tarif eden Avrupa mı? Kıbrıs'ta kendi hukukunu çiğneyen. Bakın 59-60 anlaşmasıyla Birleşmetler hukuku çiğnendi. 3 garantör ülkenin olmadığı bir yere Kıbrıs giremez dendi girdi. Avrupa Birliği kendi hukukunu çiğnedi sınır sorunu çözülmemiş. Hiçbir yapı Kıbrıs Avrupa Birliği üye olamaz. Bütün adanın hakimiymiş gibi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla üye yaptılar. O Avrupa mı? 30 yıllık bir emperyalist işgale destek olmuş, Karabağ işgalini sonlandırmış Azerbaycan Türkiye ittifakına karşı çıkan Avrupa mı? PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi destekleyip sahaya sürüp hedefe Türkiye'yi koyan Avrupa mı? FETÖ'ye ev sahipliği yapan Avrupa mı? Babacan hangi ama Avrupa? Bir, bir onu kastetmiyor yani. Hangi Avrupa? Bana o Avrupa'yı söyleyecek. Öyle yok. Öyle afaki Avrupa diye bir şey yok. Neresi Avrupa? Hangi Avrupa? Şimdi bakıyorum metne. Çok güzel söyledi Zafer. İki devletli çözüm mü istiyorsunuz? Çözül, çözülmüştür de. Kıbrıs için. Evet çözülmüştür de Kıbrıs. Sen hala çözüm diyorsan. İki toplum mu e, mu diyor? Tabii. Okudum, satır satır. Çok bak, yanlış. Bak yani her da, tarafını çizdim. İki burada, toplumlu diyorsa gerçekten çok büyük hata. İki yani. devletli çözümse iki devlet var orada. Kabul ediyoruz Rum tarafını. Hayır, bunu... Siz de bizi kabul edecek. Yok burada, yok. İki toplumlu mu diyor? Evet, devlet yok. İki devletli de çözüm. İki toplumlu... Bugün Ersin Tatar da bunu savunuyor ve o da diyor ki Türkiye ile bu konuda birlikteyiz, bu mücadeleyi veriyoruz. Türk devletleri teşkilatına katılma adımı attı. Şu andaki strateji, şu anki süreç faz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs bile demiyorum adını değiştirmeli bence tanınması süreç. Sen nasıl bunu yazarsın ya? Bu yazarsan Avrupa Birliği'nin o müzakere çerçeve belgesi var Türkiye ile yapılan. Orada da ortak hedef e, e, tam üyelik bile demiyor. Oradaki bütün süreçler teknik süreçlerden aksamadı ki siyasi nedenle aksadı. Ama Babacan bunları kastetmiyor anladığım kadarıyla. Yani e, şöyle bir şey diyor. <laughs> ne diyor? Ee, yani ya, Türkiye bunun, Ahmet Bey, ben, bunun başında ne var Onur? Yani neyi kastediyor Ali Babacan? Ya Bağacan? şunu ben çok açık şuradan bakayım okuyayım size gösteriyor ki? şunu. Baba o, oğlu aferin Ortak der. politikalar Müdür metnine bakacaklar. Bir saniye. Avrupa ortak niye politikalar metnine ya? bakacaklar. Avrupa'da bir Avrupa'dan bakacaklar. Hayranlıkla söylüyorum. diyecekler ki ya, aferin Türkiye. Avrupa filan Avrupa Konseyi işte Avrupa e, Komisyonu filan bir karar almış Türkiye'ye aferin. Yok bir gazetecinin ifadesi o ya. Ne kadar büyüttük yine ne bunu? Kastım ya ya. biz gazete, İspanyol gazeteciyiz. Bir, bir dakika ya. O bacak ya. Yani, bir dakika ya. Evet. Ya niye Duktanın kesiyorsunuz bizi ya. ya? Niye kesiyorsunuz ya. Ya? Hiç alakası yok ya. Yani. Ya adam ya. aldı eline bu alakası burada alakası görüntüsü ya. burada ya. Ya biz ne? veriyoruz. Şey, o, e, tamam. Ee, idani tartışıyoruz. Şunu tutuyor. Bir daha dinletebilir misiniz şunu bana ya? Bir dakika. Bir göreyim. Elin elindeki şu sizin elinizde tuttuğunuz. Evet bu işte. Söylüyor. E, bu metni okuyunca aferin diyecekler. Bırak. Cümle budur. Yani Cümle Avrupa'dan budur. da hatta. Ha, diyor. ben de diyorum ki o Avrupa kim? Bu saydıkların mı? Bu Türkiye ile Ni, ilgili neden Avrupa Birliği adayı hala? Şimdi niye çekilmiyoruz? Şimdi bir saniye bir, sani, bir saniye ya. Yani nedir? Yani, Anlatıyoruz. Bütün evet. bunları birlikte mücadele etmeliyiz. Verlikle evet bu evet evet yani. aynı aynı kanaatle. Bunu benden çok sizin de eleştirmeniz lazım. Tabii ben lazım. de eleştirmiyorum efendim. Ben metnin içerisinde söylüyorum. Doğu Akdeniz'de bir şey e, cümlesi var orada efendim yalnızlaşmayı çözeceklermiş. Ne demek o? Siz Libya tezkeresine hayır vererek aslında Türkiye'yi yalnız bırakmak üzere bir, bir irade ortaya koydunuz. Oradaki Doğu Akdeniz'deki stratejiyi Türkiye'nin aleyhine olan stratejiyi Türkiye bozdu. Deniz yetki alanları söz yapılan anlaşmayı koruyup kollamak için gerekiyordu o Hocam, bu tezkere. Tam tersi 2011'e döneceğiz demek. Dolayısıyla ne demek 2011'e? Bu 2011 yok. E? 2011'de Mısır'la iyiydik, Suriye'yle iyiydik, İsrail'le Libya iyiydik, Libya'yla da iyiydik. Hepsiyle dakika, de dakika, aynı dakika. masadaydık yani. Başka? Başka ne var? Efendim F-35'lere dönülecekmiş. Nasıl döneceksiniz? Şartı koymuş Amerika. kassa'nın maddeleri belli. Yaptırımlar yoluyla Türkiye'ye uyguladığı. Neymiş şartı Amerika'nın? E, bir kere S-400'lerden kurtulacaksın. O senin için önemli bir şart. Türkiye'ye tamamen yine dönecek yönünü, e, o silahları nasıl vereceğini, niçin vereceğini, hangi şartlarla kullanacağını, teknoloji ortaklığına asla yanaşmayacağı iklime razı olacaksın. Olay budur. Belki kabul edecek hocam. Bu, bu, bu da açıklanmıyor. Neyi, Ukrayla, kabul edecek? Yani Neyi kabul edecek? Hava savunma sistemlerinin birlikte üretimini kabul edecek. Onun o dışında değil, bakın, S-400'le işte, şey karşılıklı güvenle Amerikan ilişkisi düzelecekmiş. Evet. Ne güveni ya? Türkiye... Yani bu iktidar anti Amerikancı falan bir yaklaşımla mı davranıyor da Amerika'ya karşıtlık, Amerika Türkiye'ye karşı bu düşmanca tutumunu sergiliyor? Çok açık değil mi? FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si her yolu denedi iktidar. Askeri, diplomatik, sivil diplomatik yolları. Siz müttefiksiniz, müttefik gibi davranın. Çekin desteğinizi terör örgütlerinden. Karşılıklı güvenmiş öyle mi? Yani Amerika'ya karşılıklı güven meselesinden dolayı sorun çıkıyormuş. Bütün bunlar Türkiye'nin bugünkü milli meselelerinden koptuğunu Avrupa'nın da çok rahat, aferin diyeceği bir belgeye dönüşmüştür. Dış politika açısından bunu ne FETÖ Fetöyle ilgili mücadele stratejisi yok. Onu öğrenmek istiyoruz. Biraz yani PKK meselesinin detayı yok. Bunlar hepsi devlet politikasıdır. Mı? Aynen devam eder. Hiç yok. terörle o, mücadele. O sözde olmuyor öyle Oraya, oraya yazacaksın. Yani. Bir kere en büyük düşman Türkiye'ye evet. küresel emperyalizm. Sen emperyalizmi korkup ağzına alamıyorsun ya. Hakan Bey. Şimdi detayları dinledik. Kim ne bizi dinliyorsa detaylarla ilgili kararını verir. Ama ben bir şeye itirazım var. Bakın, bizim geleneğimizde baba oğula aferin der. Oğul babaya aferin baba demez. Doğru. Müdür yardımcısına aferin der. Bir yardımcı müdüre aferin müdürüm sana demez. Öğretmen talebeye der. Öğretmen talebeye der. Öğrenci öğretmene gelip de aferin öğretmenim sen ne güzel anlatıyorsun demez. Aferin bizim kültürümüzde üstün asta söylediği bir laftır. Ali Babacan'ın dördüncü gafı. Benim milletimi, devletimi nasıl bu pozisyonlarda bir kelimeyle bile böyle muhatap edebiliyor? Bir daha duymak bile istemiyorum. Dursun Bey. Şimdi e, Ali Babacan e, altılı masada oyları en düşük olan partilerden biri. Zaman zaman da niye kale aldınız? Masadan kovun. Masada ne işi var? E, denen e, bir şahsiyet. Böyle bir e, üslubu ki Dışişleri Bakanlığı yapmış. E, demek ki e, liyakatına uygun yapmamış. Aferinler muaferinler dış politikada diploması bilen bir siyasetçinin ifade edeceği terimler değil. Onun altını bir kere çiziyorum. Yanlıştır. İkincisi, biraz önce Sayın Hocam'ın altını çizdiği konular devlet politikasıdır. Hükümet ne yazık ki 2011'den sonraki süreçte bu devlet politikasından ayrılmış, bir sürü hata yapmış. Sonra dönmüştür. Şu an devlet politikası işte Kıbrıs'tır, Doğu Akdeniz'dir, Suriye'dir, Mısır'dır. Doğrulara dönülmüştür. Terörle mücadeledir. Dolayısıyla bu doğruları her iktidar Dur, takip pek, etmek zorundadır. Dur, peş, Kurumların önerilerine uymak zorundadır. Konuşmayan konuklarımız Siz var. yazsanız devlet politikası refleksiyle Kıbrıs maddesini böyle mi yazarsınız? Kıbrıs sorunu adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin kazanmış haklarını koruma ve iki toplumun iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz. Ya bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile bütünleşmiş resmi devlet Hocam, politikası bir dakika iki devletli varlığın kabul edilmesi orada bir problem Kıbrıs var de, ya. Yok, problem var ben, bu problem kadar ben, şu anki iktidarın bakışında da var. Bunu İktidar yani. savunsa en az 10 tane ülke Kıbrıs'ı tanır. Tanınmasına engel ya oluyor. Ama bu ayrı bir bahis ama. He? Mete, e bunu aynı konuşuyoruz. Şey. Tamam. Samimi tamam. değil. Mete Yarar'ı Allah. dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Mete Siz önce yararı. samimiyeti burada arayın. Hemen evet. girebilir miyiz? Süremiz Eldet daraldı. Politikası. Hiç evet. bilgisi yok. Vallahi ben e, tek bir maddeden gitmeyeceğim. Yani bir ifade üzerinden gitmeyeceğim. Aferin. Aferinden öte belki son dönemde 5-6 tane herkesin damarına dokunan onlarca e, gaf üstüne gaf yaparak gidiyor. Babacan. Babacan canım. Hiçbirinde de en ufak bir geri adım yok, en ufak bir gerileme yok. Yani hiçbir e, farklılık yok ama başka bir şey daha söyleyeceğim. Demin şunu şeyi koydunuz ya, şu maddeleri koydunuz. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de Cumhuriyet mitingleri vardı, hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet mitinglerinde çıkıp konuşanların nelere itiraz ettiğini hatırlıyor musunuz? Şunlar şunlar değişmemeli. Bunlar bunlar değişmemeli. Biz bunlar için bunları yapacağız diyenlerin şunları okuduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O gün Cumhuriyet mitiklerine gidip konuştuklarınızın tamamı bugün başka bir grup tarafından yani yedili diyelim veya millet ittifakı diyelim şu anda biz tersini yapacağız diye önünüze getirildi. Siz bunun için mitikler yaptınız ya. Milyonlarca İnsan o mitinglere gitti. İçinde değiştirilemeyecek maddeler dahil olmak üzere onlarca şey var. Onlarca ya. Ben bir söze takılmıyorum. Çünkü zaten Babacan Babacan bu. Babacan'ın söylemleri içerisinde Türklükle ilgili söyledikleri işte bölgesel olaylarla ilgili söyledikleri özellikle ilgili söylediklerin hiçbirine katılamıyorum. Ama tek kişi değil ki ya. Sonuçta şu mutabakat belgesi askeri müştereklerde, askeri müştereklerde beraber bileştikleri bir madde. Hiç kimse ben bundan az aldım çok aldım diyemez. Az aldım çok aldım diyemez. Siz Hangi bunu, madde için? Siz bunu ortaya çıkarttıysanız hepiniz sorumlusunuz. Hangi madde için söylüyorsunuz? Hepsi için söylüyorum. Hepsi ben. daha birçok şey var giremedi ki. Ya. Ya, Bu beraber uzlaşılmadan yazılmış bir metin değil. İsma, Mesela merkezi İsma, idarenin yani. merkezi idarenin yerelle devri konusunda neleri devredeceksiniz? Niye açıklamıyorsunuz bize bunu? İsma, Niye açıklamıyorsunuz? İmar, İmar hakkını Bey. alacağız. Ya siz söylüyorsunuz, oturup yazın o zaman. Ee, bir tane söyle. 235 A tane sığmadı sımadım. 2500 ee, madde. O altı dolacak. programı haline ben çok gelecek. Çok açık Cumhuriyet Halk Partisi yani. Genel Başkan Yardımcısı. Evet. HDP'nin arzularını, isteklerini yerleştirdik dedi. Kim kim o? O da aslında Kandil'in isteği. Halk TV'de geçen gün ya. Sizin genel başkanı mıydı? Evet. Yok öyle lüksel. bir şey. Ya, Nasıl yok? Yok ya? öyle ya. 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 bir şey değil ya. Ne, neymiş Bilaklı o? Yok, yok. Yani öyle diyemezsin. Biz e, ben yok yönetim şey. organizasyon doktorası Hiç yaptım hocam. Hiç olmayan ben söyler miyim? Merkezi hükümetin İttağı yetkilerini ya. yerele devretmesi bir demokratik açılımdır. Hangi yetkileri Bak, devredeceğinize dönün, bağlı. Aynen söyledi cümleyi de söylüyorum. Diyor ki yani. evet. biz diyor bu masada evet. e, şey yok HDP yok diyorsunuz ama. HDP için önemli olan maddeler bunun içine var deyip saydığı saydığı maddeleri sayt saydı, tek tek. Yani bulurum şimdi. Yani, size yani. yanlış yapmışsa ya İsmail Bey işinize geldiğinizi şey? alıp buraya getiriyorsunuz. Olur ya mı? biz yani getirmiyoruz sizin. Ya işte, CHP gelen varken onun söylüyor? Ya, ya metne ya söyl ya. yanlış ya. söylüyor. Yanlış evet. söylüyor. İyi ya. evet. e peki o, o yanlış HDP HDP, HDP, yani HDP, HDP burada yok, yok ki. ki buradaki yazılanları Hangi maddeler var orada HDP'yi anlatan size? Efendim HDP'nin hangi maddelerini hangi buraya maddeler koymuş? Orada. Ben söylemiyorum aldım. beyefendi. Halk TV ile çıktı söyledi genel başkan yardımcınız. Kim, ben söylemiyorum kim, ya Allah Allah. Kim söyledi? Genel adı başkan, başkan Yüksel. Yüksel. Adı ne? adını, adını, ya. Taşkın. Hangi madde örnek verin? Yani. onu, atabilir, atabilir mi şeye buraya? Dinleyin. Açın şeyinizi önünüzü evet. açın dinleyin. Ben mi size söyleyeceğim genel başkan yardımcı söyleyeceğim Sakin olalım ya. Ben mi söyleyeceğim ya? Hayır açıklayın diyorsunuz da sanki yalan söylüyoruz. Daha somut konuşun da söylüyorum Yalan mı söylüyoruz yani? Evet. İçimiz gücümüz yok. E, Hangi maddeler diye soruyorum. size yalan Ya bir, o zaman sen Ne işimiz Halk değil mi? Seyredin o zaman. Ben mi yani. açıklayacağım size yani? Şöyle. 10 günden beri sosyal medya, şey 2 günden beri sosyal medya bununla yıkılıyor. Hiç mi görmediniz önünde düşmedi Yani. Biz görmedik. Ya çok eğer çok Biz görmedik. o zaman. Valla evet. tebrik ediyorum sizi. Biz görmedik. Valla bu kadar uzaksanız tebrik ediyorum yani. Evet. Yüksel yıkılıyor Taşkın. Yıkılıyor çünkü ortalık. Yüksel Taşkın katıldığı bir programda şöyle demiş. Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok. Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi gibi devam ediyor. Bizim 85 tane olan anayasa maddesinde doğrudan veya dolaylı Kürt meselesiyle ilgili olabilecek 15 tane madde saymıştım. Bütün bunların metinde yer aldığının altını çiziyor NDP ile ne ilgisi Tabii. var? Bir kere o cümle yanlış. Bunları ya, git konuşun o zaman. Barajı sele değil yanlış yüzde, konuştun. Yüzde üçe düşmesini yani. Biz istiyoruz. Ya çok iyi ya. Sadece yani. Şimdi bana o zaman merkezi yönetimi hangi, hangi yetkili yerine devlet Babacan'ın dediği gibi bunu bir öğrenelim. Bir bunu bir öğrenelim. Söyle bunu bir dakika. Niye takılırız belediyesi belediye değil mi? Yozgat belediyesi belediye değil mi? Ne diyor? Ne diyor? Anlamadık. Ben de anlamadım. Duyamadık İsmail Bey. Belediye değil Hayır, söylediğim çok basit. Niye HDP'li e, belediyelere ya da HDP tarafına takılıyoruz ki? Yetki her bütün belediyelere verilecek. Belediye ki. değil mi? Yozgat Belediyesi belediye değil mi? Onların ha, talepleri ha, yüksel çok yok mu? Taşkın Onların öyle diyor. Yüksel Taşkın'a yaratmış. soracaksın. Bu mu rahatsız Yüksel Taşkın'a. Iç işleri, İçinde iç, HDP yok diyor. O da var diyor. Ya, ya. Egenin, sizin, sizin genel de başkan iradelerini söylediği kelimeyi söylüyoruz. söylüyoruz. Hala Yozgat belediye, belediye Başkanı gibi mi yapıyorsunuz ya? Bu kadar da değil yani. O kadar da abartmayın yani. genel başkan iradelerini söylüyor. Hayır onu demiyor. Diyor ki belediyelere yetki devredileceksin. Bütün belediyeler, HDP belediyeleri değil. Ne olduğunu öğrenmek yani, ya. Bütün belediyeler. Sormayalım Peki. mı bu soruyu? Bir dakika. Hayır sorun. E, tamam. Hükümet bandı ya da yazsınlar. Ben yazsınlar. Ya başka Öyle bir, şey olur mu? Başka bir evet. akşam bunları daha uzun tartışırız. Hükümet artırız. programı da yazsınlar. çünkü önemli konular. Bu böyle eve sığmaz 20 dakika. Çok, yani zaten süremiz de doldu. Herkes de çok ateşli konuşuyor. Ee, şöyle yapalım. Konuşmaya değer bir konu bu. Çok önemli. Ele alalım konuşalım. Evet. Daha e, geniş bir zamanda yapalım bu işi.